bugün kaç? 2, 3. Üçüncü gün. Üçüncü gün. Makyajını beğendim. Dur bakayım yakınına geleyim. Gözlerini kapat bir. Gözlerine bir şey sürmedin mi? Ha, o zaman niye çekiyorum? Olsun. Arkadaşlar bugün üçüncü gündeyiz. Saçım dün dalgalıydı, bugün düz oldu. Annem düz fön çekti. Yattım kalktım düzleşti saçım kısacası. Bu üstündekini de bu arada Eda ile Emre aldı değil mi bana? Buradan da onlara selam olsun. Niye diyecek olursan da anne, Londra'da ben onlara hiç selam söylememişim. O yüzden bana biraz alınmışlar, darılmışlar. O yüzden arkadaşlar, canlarım, dostlarım, benim biricik ikizlerim, sizin bana aldığınız elbiseyi giydim. İnşallah bir gün de beraber giyeriz falan diye başlarmışım. Bugün şey yapacağız. İlk başta bir bayram kahvaltısı yapacağız. Şimdi hep beraber sadece 50 kişilik bir Sicilya sofrasını tekrar paylaşacağız. Ve bir bayram kahvaltısı yapıyor olacağız. Haluk abi geldi dün dediğim gibi. Onun adını zikretmiş oldum ama gösteremedim. Bugün de hani biraz keyfe bağlı. Çekebilirim, çekmeyebilirim. Çekmezsem zannetmeyin ki size atmasyonlardayım. Haluk abi var ama çekmeye de bilirim. Şimdi adamın ağzına da kamerayı da sokmayalım yani. Değil mi anne? Ama hani çek edebilirim. Belli olmaz. Evet. Yine bir masaj günü. Öncesi saunaya gireceğim. Burası dinlenme odası. Şu da hamam. Çok sağ olun. Alın da vereyim efendim. Olur, hepsini alayım ya, direkt buyurun. Şey yaparım. Evet, şimdi gördüğünüz üzere peştemallerimle saunadan çıktım. Yaklaşık 20 dakikadır içerideydim. Adamlar geldi böyle şey falan diyor bana. Hani su getirelim mi, hani bayılacaksınız diye korkuyorsun. Ama ben dedim ki bana hiçbir şey olmaz, siz beni tanımıyorsunuz. Yok yok şaka, bir yana bir ara gözlerim kapanır gibi oldu. Aşırı felaket sıcaktı yani. Şimdi biraz böyle bir nefes alıyorum, dinleniyorum dinlenme alanında. Şöyle bir yer göstermiştim. Çok kalabalık gördüğünüz üzere. Bu müzikler de bizim içeride kızlar şu hamamda. Ben hamam yerine tabii ki ne yapmaya karar verdim? Masaj olmaya. Arkadaşlar şu an yine yemeğe oturduk. Hamam, sauna çıkışı. Bir şey söyleyeyim. Birincisi ben hamama girmedim, masaja ve saunaya girdim. Şimdi başıma gelen hikayeyi anlatıyorum size kısaca. Hani oteline kadar aslında müşterilerine sahip çıkma ve dikkat edelim, paylaşmak önemli. Saunaya girdim. Tabii ki ne yaptım? Onlar tabii bilmiyorlar benim sıcağa karşı dayanıklı olduğumu. Girdim saunaya. Herhalde 15-20 dakika geçti. Adamcağız geldi böyle kapıyı kapattı. Hani iyi misiniz falan. Benden gayet iyi bir şekilde böyle yatıyorum. Affedersin hani orada farklı bir evrendeyim. Gayet iyi. Çok sağ olun. Ne kadar kibarsınız falan diyor bana. Adam su getirdi falan dedi ki hani biraz uzun zaman oldu hani aman dikkat edin hani bayılıp edersiniz. Vallahi dedim yani ben gayet iyiyim ama teşekkür ederim. Yani böyle bir ilgi alaka ben hiç otelde bu kadarını ben görmedim. Evet. Hani Miramar'a diye söylemiyorum. Aile oteli olma çocukluğunda aynen aslında kalmasıyla. Kesinlikle. Yani ama aşırı keyifliydi. Ve açıkçası şey neydi onları? Masaj da çok iyiydi dediğim gibi. Şimdi dediğim gibi işte böyle yemek bilmem ne. Gözleme geldik, gözleme bekliyorum. Lahmacunlar geldi. Bak dedem de lahmacun. Lahmacun görmüyor. Dede lahmacun iyi mi? Hadi bakalım. Evet biz hazırız. Annemin şu şıklığını hemen göstereyim. Şöyle payetlere büründü falanlar filanlar. Harika bir poz paylaştım. Gerçi siz bu videoyu izlediğinizde bu poz epey bir geride kalacak ama olsun. Şu yani gerçekten suratsızıma bakar mısınız? Ve caption çok iyi. Bayramda artık büyüdüm diye aşık almadığımı fark ettim. Bak Allah aşkına. Çok iyi. Niye zoomlamıyor? Neyse. Siz anladınız neyden bahsettiğimi. Önemli olan kalpler biri olsun. Hadi çıkalım. Şimdi bu akşam ne bizi bekliyor anne? DJ gecesi. Bu gece DJ gecesiymiş. Anne ışığı kapatın bak ne çirkin oldu. Neyse. 5 tane DJ dedi annem zannetmiyorum. Muhtemelen bir iki tane DJ vardır. Onun haricinde işte böyle yemekler, müzikler. Biraz daha böyle hareketli bir akşam geçirecekmişiz. Evet yine benim işlerim sana dert olan bir gün değil mi? Bugün bir salı günü. Salı sallanır ama burada sallanmaz bence. Ne diyorsun? Bence de sallanmaz. Arkadaşlar bugün yine beyazlar içerisinde gelin oldum gidiyorum. Size bir sürprizim var. Bugün çok yakın bir arkadaşımın yanına gideceğim. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Eğer başlığa yazarsak orada görürsünüz. Ama farklı bir content, farklı bir etkinlik, farklı bir içerik olsun diye aldık mı anahtarları?
farklılık olsun diye böyle bir karar aldım ve dedim ki ben bugün dedim Sile'den Bele'ye geçeyim. Bu arada dün çekmedim, çekmeyi unutmadım. Sadece çekmek istemedim. Çünkü hem çok samimi bir ortam vardı hem de çok rezil bir ortam vardı. Annemlerin, anneannemlerin, dedemlerin dansını çekmek gerçekten içimden gelmedi. Ya şu adam nedir yani? Bu adamın başına güneş geçmiş ya da geçecek. Şimdi Aydın Bey'le beraber Bele'ye gidiyoruz. Şeye, Antalya'nın neresi olur? Serik bölgesi değil mi? Aynen. Öyle diyelim. Serik bölgesi. Dediğim gibi sürpriz var. Kime neye gittiğimi söylemeyeceğim. Oraya gittiğimde anlayacaksınız. Ama güzel olacak. Bu arada Side'den Serik yani Belek yaklaşık 35 dakika 40 dakika falan sürüyor. Yani çok da aslında uzun bir yol değil. Trafik olmadığında rahat. Zaten otoban gibi yollar rahat yani. Hava bu arada bugün bayağı sıcak. Yani bak dün yağmur vardı bugün bayağı sıcak Allah'tan. Klimayı fullledik yani çok keyifli. O zaman oraya vardığımızda Mega Saray Oteli'nden tekrar yanında bir çok yakın bir arkadaşıma çok sevdiğim bir insanla açıyor olacağım. Ya bir dakika. Ne? Bir şey söyleyeceğim. Hayırdır bebek otele mi çağrıldım ben? Nedir bu ya? Mega Saray'da mega hizmet. Ay yine ben iğrenç espri oldu. Şu an bu arada turnuvaya geldik. Maçlar oynanıyor ve ben bağırıyorum. Harika. Burası şu an ne turnuvası burada? Nereye geçiyor ismi? Uluslararası ITF Pro Circuit mi gene? Ve senin bugün double maçın, yarın da single maçın var. Tabii biz bugün yarın diyoruz ama muhtemelen bu yayınlandıktan sonra 8. turnuva falan inşallah. Ben geldim, Uğur'umla geldim. Neden diyecek olursa. Ay dur bir daha yapsanız dur. Çok sempatik oldu dur. Ay hoş geldiniz. Ne isterdiniz? Bugün her şey bardan. Ama bazen böyle farklı şeyler, hatalar yapabiliyor. Mesela vişne zannedip elma sunabiliyor. Hani ona göre isteğiniz net olursa sonra şey olmasın. Doğallık deyince de biziz be. Ne diyorsun? Hiç şok kullanmam. Arkadaşlar bir tane selfie çekene kadar arada maç bitecek. Şimdi onu böyle bir diyor ki smoothie ister misin? Onu ister misin? Bunu ister misin? Ben de böyle yaptım. Her şeyi isterim. Zaten dedim bedava değil mi? Bas geç. Ama şaka bir yana. Bak siz bunu gördünüz. Bunu story olarak hatırlarsanız harika olur. Bu arada bence ana kabası da güzel. Arada zoomlamıyor. O kadar çirkin. Evet görüyorsunuz sevgili Melis Sezer şu an şurada. Isınıyor. Sözde 1'deydi maçları. Saat 4 oldu. Bekliyoruz. Şu an set oldu 6-2. Karşı taraf nasıl sinirli. İnşallah raketini kırardı. Raketsiz kalır. Tövbe estağfurullah. Bak şimdi tuvalet molasına gidiyor. Sanki çok fark edecek. İşe yip gelmez. Şu an ikinci set 5-2. Aşırı yok 5-3 var. Aşırı gergin. Karılar iyice cozuttu. Tövbe. Şöyle 2-3 puan daha sonra bitiyor. Hadi inşallah. Bakalım bir iki puan falan kaldı. İnşallah bitsin. Dönmem gerekecek. Akşam bir sürpriz daha var. Çekmeye çalışacağım. Sizleri ya arabadan ya da artık otelden bilgilendiriyor olurum. Ay ben bayıldım böyle aynalara, camlara, falanlara, filanlara. Bugün astroistim galiba. Gerçekten hayatımda ilk kez bu kadar fazla renk cümbüşü giyiyorum. Annem dışında tut dedi. Şimdi arkadaşlarım diyor ki içine sok. Ben de dedim ki biliyor musunuz ne? Koy ver gitsin böyle kalsın. Çok umurumda değil. Saçım başım gayet iyi durumda. Yakına geleyim. Bence okeyim bir daha. Tamam yeter. Sivilceleri de gördünüz. Arkadaşlar bu akşam, bu arada Melis'in maçı biliyorsunuz farka geçti, kazandı. Ondan sonra odaya geldim. Kendimi duşa, güzel temizliğe döktüm. Çünkü ister istemez toprakları yuttum, yedim. O kadar kortun tozunu attırdılar. Neyse. Aşırı keyifliyim. İki tane antipatik kızı yendiler. O yüzden aşırı mutluyum. Bu akşama bir eğlence, bir sürpriz var. Neden diyecek olursanız. Ya çekemezsem, çekerim herhalde. Haluk abi, Haluk Levent Antalya'ya geldi. Ve dün onu çekemedim çünkü çok samimi ve böyle kamerayla bozmaktan endişe ettiğim bir ortam vardı. Her zamanki gibi annem arıyor. Bir saniye bekleyin. Anne vlog çekiyorum. Bye. Anneme kamera deyince hemen susuyor. Neyse. Haluk abi sahne alacak bize özel. Aslında anneannemin sürpriz, anneannemin doğum günü tam 2 gün sonra. Bugün ayın 3'ü. Ama dedik ki işte Haluk abinin de uygun olduğu bir vakit
bu güne ve düne denk geldiği için o sahne alacak ve biz de onun tadını çıkarıyor olacağız. Belki ben de eşlik ederim iki parçada. Zaten bu kıyafetle tam sahne halindeyim. Bakın bir. Ya ben tam şu an bir asoistim. Biraz da geç varsam yemeğe bence tam vaktindeyim. O zaman görüşmek üzere. Yaşarım doya doya. Yaşarım ben seni. Yalnız kalırım sana. Arkadaşlar çok karanlık. Artık olduğu kadar olmadı kadar. Ben biraz tutuyorum adamı. Hadi. Atacaklar beni. Gibi yürek olmazsa Ferhat'ın dağları denen sabrı olmazsa bir de cana can kadar o sevdan olmazsa sevdan olmazsa bir de cana can kadar o sevdan olmazsa sevdan olmazsa. Ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmasan hani. Ah bu çile çekilmez. Anlaştık sarmaşık günlere dolaştık. Durun. Evet anne. Huzurlarınızda Monik annenin doğum günü pastasını. Monik annemiz dilekleriyle öflüyor. Anne diyeceğim bir şey var mı? Diyeceğim bir şey varsa mikrofonu vereyim. Diyeceğim bir şey var mı? Seni çok seviyorum oğlum. Allah yolunu açarsın. Hep yardım et. Amin. Oğlunu kocasından fazla seviyorum aslında. Hadi anne üfle bakalım. Çocuklar siz de üfleyin. Bir, iki... Sabah akşam alın terimi. Telefonlarda her şeyinde. Gecenin gündüz demeden koşturursun Monik anne. Monik anne. Yeni bir gün, yeni bir vlog. Benim niye sesim kırıldı bilmiyorum. Dün aşırı eğlendik. Bugün işte dediğim gibi biraz işte masa tenisi, belki biraz bilardo, belki biraz tavla. O tip böyle oturaklı, çok hareket gerektirmeyen eğlenceler oluyor olur. Akşamki programla alakalı bir bilgim yok ama muhtemelen yine güzel bir müziğimiz, bilmem neyiz oluruz. O zaman sizleri öpüyorum aşağıda. Görüşürüz. Arkadaşlar o kadar sakinim ki saatlerdir... Sizi unuttum. Ayıptır söylemesi. Vlog çekmeyi unuttum. Hamakta biraz kestirdim. Biraz gözlerimi dinlendim. Biraz uyukladım. Ondan sonra cuma telefona falan baktım. Hala bakmaya devam ediyorum. Saat 2:30 oldu. Kimse beni aramıyor. Kimse bana mesaj atmıyor. İstanbul'daki yoğunluk galiba birazcık alışkın ve alışık olduğum bir şey olduğu için şu an böyle aşırı kendimi yalnız hissettim. O yüzden dedim ki sizinle en azından konuşayım biraz. Yorulayım konuşmaktan, biraz dertleşeyim. Bugün keyifli ama çok sakin bir gün ya. Millet böyle işte bir taraf tavla, bir taraf uno. Ben hamakta sallanıyorum. Kimseye de yerimi vermiyorum. Sanki şey gibi, mühürledim gibi kendimi buraya. Yakıştı sarılar. Vallahi dönüş uçağımı cumaya değiştirmeye çalışıyorum. Normalde cumartesi dönecektim. Fakat biraz erken dönüp birazcık sanki çok işim varmışçasına. Biraz şey yapmak istiyorum, programlara katılmak istiyorum. İstanbul'un hareketliliğine dahil olmak ve dahil edilmek istiyorum. İstanbul'dayken de İstanbul'da olmak istemiyorum. Buradayken de İstanbul'a dönmek istiyorum. Nasıl bir konsept bilmiyorum. Sizde de öyle oluyor mu? Merak ettim, böyle bir sizinle konuşmak istedim o yüzden. Ama hakikaten böyle insan bir yere alışınca, hani uzaklaşınca ister istemez böyle biraz özlüyor. Ama sonra diyor ki aman İstanbul'da da ne var ki
ne var ki? Ama ben galiba biraz böyle şeyim. Bir yerde çok uzun duramama hastalığım var. Öyle bir hastalık yoksa da ben üretmiş olayım. Hani bir yerde böyle 5 günden fazla durunca sanki evimden, düzenimden çok uzaklaşıyormuşum gibi hissediyorum. Öyle yani. Antik kente Side'ye gideceğiz ama ne için diyecek olursanız tabii ki tarihi gezmek için değil. Ayakkabı ve çanta kültürü için. Millet şimdi full alışveriş yapmak istiyor. Mesela ben de öyle. Neden diyecek olursanız da güzel ürünler var. Şaka bir yana resmen bir otobüs dolusu insan. Şimdi bu otobüs artı bir küçük araba daha ayarlanıyor. Çünkü herkes bir anda doluştu. Herkes birbirine diyor ki sen gidiyorsan ben de gelin. Ben gidiyorsam sen de gel. Ve şimdi antik kente doğru gideceğiz. Öyle yani. Şu an Side antik kenteydik değil mi? Anne. Side antik kenteyiz. Şu an hangi bulvarda yürüyoruz? Hangi bulvar bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi geldik dediğim gibi Side antik kente. Bu arada yemekten falan çekeceğim demiştim. Ondan sonra masajı randevu yapmak istedim. Sonra derken masajda yer bulamadım. Gruba katılmak istemiyordum çünkü çok kalabalıklar. Gerçekten yani büyük bir şey gibi, kabile göçü gibiyiz. Şimdi bak mesela 2 dakika sırtımı döndüm, annem yok. Anneannemlerle hep beraber geldik. İşte burada biraz böyle tur atmaca, dolanmaca, bir şeyler beğenmece. Ondan sonraki programımızda Azumare diye bir yer var. Çok güzel gün batımı göreceğimiz. Saat 7-7.30 gibi oraya oturacağız. Böyle bir sunset'e karşı bir şeyler içelim diye kararlaştırdık. Az içtik, az yedik diye biraz da orada yiyelim, içelim dedik. Bak burada şöyle bir olay var. Bir anda yürürken şöyle yayda. Bunlar kalıntıydı değil mi küçük tane? Bunlar kalıntı değil mi? Bak böyle. Taşlar kalıntı, şak diye düşermişim, tövbe tövbe. Şöyle bak, kalıntılar var. Aşırı iyi ya. Evet. Şimdi turumuz bitti. Azumare'ye geliyoruz. Buradaki, şurada gördüğünüz yer. Aşırı tatlı buranın böyle işte içki içilen, biraz manzara gördüğün, gün batımını izleyebileceğin yer. Arkadaşlar Azumare'den kalktık ve felaket kötüydü. Ya bir tane Moskova'yı istedim, çekmek istedim o esnada, böyle hani keyifli bir ortam vardı falan filan. Aşırı lezzetsizdi, çok sinirlendik, hepimiz bağırdık, çağırdık garsonlara. O yüzden de çok çekilesi bir tarafı yoktu. Hem kazıklandık hem içkimizi dahil içemedik, hiç keyif yapamadık. Hani bir Moskova meal bu kadar kötü olabilir mi? Bu kadar kötü olabilir yani. Arkadaşlar bir ping pong oynadık, nasıldı? Çok iyi. Nasıldı? Değil mi? Aşırı keyifliydi. Hadi benim öğrettiklerim. Hadi iki rally görelim. Bravo. Hop. Arkadaşlar bu arada gerçekten şaka yapmıyorum. Bence aralıksız bir saatte falan oynuyoruz. Aşırı eğlendim. Aşırı çirkin terledim. Aşırı yoruldum. Soğuk bir su istedim. Kesinlikle gelmedi. Dilim damağıma yapışacak. Şimdi bence bak bir bet belirleyelim. Kaybeden kazanan bir şey yapsın. Ve bunu vlogluyorum. Ne? Tamam. 2'ye 1 oynayacağız. Siz kazanırsanız ne istiyorsunuz? Ben kazanırsam... Oyun sonu seçelim. Tamam, bunu çekeceğim. Tamam, bunu o yüzden oyun sonu belirliyor olacağız. Tamam, okey. O zaman hazır mıyız? Gene şöyle bir tane fotoğraf gibi bir şey yapalım. Onu ben crop edeyim. Tamam. Gel buraya. Bu ben de raketimi aldım. Çok gerim şu an. Ben dur. Hazır mıyız? Tamam. Şöyle masa tenisi oynayanların pozundan verin, tamam mı? Nasıl veriyorum? Şöyle. Tamam, ben bunu çektim. Tamam. Tamam. Hadi bakalım, başlayalım. Evet, şimdi bir dakika, ben kazandım. Ama bence ucu ucuna oynadık. İkiniz de kabul ettiniz ve sözünüzü tutacaksınız. Çünkü yarın ben bunu vloglayacağım. Cezanız kişi başı 3 tane atom mezesi üzerindeki o acı biberlerden sizi hemoroid ve bağırsak edene dek yeriniz ama ama en az bir de öleceksin. İçemezsiniz. Okey mi? Tamam. Abi YouTube'da anlaşıyorsun. Tamam mı? Tamam. Okey mi? Her şey sizi rezil ederim. Tamam. Okey, anlaştık. Tamam. Yarın bunu çekeceğim. Tamam. O zaman dur. Evet. O zaman yarın güzel malar olacak size. Hadi bakalım. Aynen. İkindi namazı kılındıktan sonra mümkün mü? Delimine ne bileyim saatini, yarın uyanınca bakarız işte. Abi kıyamam ya, kaçta falan diyorlar ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Sabah 5 desem 5'te uyanacaklar sanki. Sabah 5'te, tamam mı? O zaman yarın 600 günden açıp çekeceğiz, tamam.
Evet, herkese günaydın. 5. veya 6. günden selamlar. Bugün var ya tam bir tonsür tonum. Gördüğünüz gibi mavi, mavi, mavi falan filan. Bir saçım mavi değil, o da normal yani. Bugün anneannemin resmi doğum günü. Niye odada gözlük takıyorsun diyecek olursanız bir sebebi yok. Öyle canım çekti. Şimdi annemlerin yanına geçeceğim. Ona bir güzel sarılacağım doğum günü. En içten dileklerimle kutlayacağım. Sonra para isteyeceğim çünkü yarın dönüyorum. O zaman artık anneannemlerin yanına geçelim. Oradan belki açarım. Ondan sonra da işte masaj. Ha, kuaföre gideceğiz. Düz bir fön çektireceğiz akşam için. Malum anneannemin doğum günü. Yemeği illaki bir şey olacaktır. Şöyle tekrardan kendime döndüreyim. Ondan sonra da gidelim. Ay ben bu vlog işini çok sevdim ha. Bak buram bu arada hatırlarsınız çok fenaydı. Şimdi biraz daha normale döndü. Artık neyse olduğu kadar olmadı. Kadar. Dur bu arada ben çekmeyi unuttum. Şimdi ben anneannemlerin yanına geçtiğimde normalde demiştim ki ben çekeceğim orayı. Sonra çekmeyi unuttum. Ama arada söylemiştim zaten kuaföre geleceğimi. O yüzden malum gene buradan açtık. Hatta şöyle göstereyim. Bugün Dilek Hanım bizim için kapattı. Bizim için kapadı. Kuaför salonu dediler ki benim malum kimseyi almayın. Bu deli divane tek başına olsun. Ama yok ben sessizliği seven biriyim. Evet masajım bitti. Arada sineği yutacağım. Ondan sonracıma bu arada fön çektirdim biliyorsunuz. En son orada kapanışı yapmıştım. Masaja geçtim. Masajı tabii ki ve tabii ki çekmeyi unuttum. Bu arada gerçekten düz fön güzel oldu. Yalan olması. Şimdi birazcık havanın ve öğlenin tadını çıkaracağım. Bir saate falan yemeğe yine oturuyor olacağız. Bu arada odanın dışarıdan görüntüsü şu şekilde. Dedelerimiz, amcalarımız, teyzelerimiz hepsi keyiflerde. Buradan private alana geçiyoruz. Orada da birazcık daha boş boş oturalım. Biraz daha yorulalım dinlenirken. Ve ona göre de yine ya yemekte ya da belki tatlı seansında açıyor olurum vlogu. Bay bay. Birazcık burada keyif meyif. Diğerleri de gelsin. Oyun moyun belki çekerim oraları. Ondan sonra akşam tipik yine odaya git. Biraz dinlen, hazırlan. Ondan sonra akşamki plana geç. O da muhtemelen yine canlı müzik falan olacak. Dediğim gibi otelin sahibinin büyük oğlu Emir'le benim anneannemin bugün doğum günleri. O yüzden çifte kutlama. Öyle yani. O zaman sizi seviyorum ve bu güzel ses ve gölgelik alandan sizleri kucaklıyorum şu... Bir dakika bak, 2 saniye duruyorum ASMR videosu gibi. Şu sesi duyun. Çok iyi değil mi? Evet. En son nerede bıraktım hatırlamıyorum. Çünkü ayaktaydım ama uyuyor gibiydim. Bu arada bugün böyle yüzümü biraz daha iyi kapattığımı düşünüyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki dönüyorum artık kaçıncı kere söyleyeceğim bilmiyorum. Şimdi hazırlandım geciktim tam yarım saat annem 35 kere aramış duymamazlığa geldim. Birazdan odaya baskın yapacak biraz da buradan çekeyim. Anneannemin ve aynı zamanda dediğim gibi Emir'in doğum günü yemeği ve artık gerçekten yoruldum. Hakikaten yoruldum. Ama döneceğim için de bir yandan daha da yorulacağıma emin olduğum için biraz da korkuyorum. Öyle yani. Kısacası bu akşam çok keyifli bir yemek olacak. Eğer ben biraz daha yollanırsam yemek değil tatlıya yetişeceğim. Şöyle bir kere daha çekeyim kendimi. Şöyle yakınlaşayım. Bence okey. Beyazlar. Ekip sever bilir benim beyazı sevdiğime. Şöyle güzel güzel sandaletlerimi giydim. Deri ceketimi alıyorum çünkü soğuk. Bir de biliyorsunuz adımı sevdiğim gibi ye. O zaman arkadaşlar artık yanlarında görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Anlamazsın, gelin bakalım, gelin bakalım, gelin bakalım. Aynı oradaki. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Artık son vloglar. Yarın dönüyorum. Hatta geleceğim. Arkadaşlar kim inanmıyorsa alta yorum olarak artı bir yazsın. Evet biliyorsunuz ki bugün Hıdrellez. O yüzden böyle hepimize kağıtlar verdiler. Hepimiz tek tek sanki olmuşçasına dilediklerimizi, isteklerimizi yazıyor olacağız. Bu sayfa bana nasıl yetecek anlamadım. Demek ki az ve öz yaz diyorlar. Onu anlamış olduk buna. Ya da karınca duası. Olabilir. Ne yazdın? Şimdi söylemez Bülent abi. Söyleme ne yazdın diyor da yazma.
abi. Tamam, yazıp o zaman ondan sonra artık ne yapıyoruz bunları sonra? Denize atıyoruz sabah. Denize, ben yokum sabah. O atacak benim yerime. Sonra okuyacak. Oldu canım. Ben atarım. Tamam, ben yazayım. Evet, yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Ama gerçekten benim için en önemli şeyler. Şöyle istedik, şöyle. Bunu denize atıyor olacağız. Bakalım inşallah gerçekten bir tanesi bile olsa güzel olur. Gerçekten kendime yönelik, kendime verdiğim şeyler. Instagram'dan da paylaşayım. O zaman sizi öpüyorum artık. Gece yola çıkarken açarım. Ya da yoldan ya da uçaktan bir şeyler. Sizi seviyorum. Heh, çok sağ olun. Evet, otelden çıktık arada. Tabii ki arabaya binerken size çekmeyi unuttum. Aşırı sersemim arkadaşlar. Çünkü saat, söylüyorum size saati. 4:11 geçiyor. Yani tipik Londra'da da böyle oldu. Burada da böyle oluyor. Saçma sapan saatler seçiyorum. Ne o günü işte verimli geçireyim de eksiksiz işlerimi halledeyim falan filan diye. Neyse, şimdi Antalya Havalimanı'na geldik. Varmak üzereyiz. İneceğim işte bavulumu teslim edip ondan sonra uçağa 5:25'te. Bakalım. Ama yolculuk boyunca gerçekten tek yapacağım şey ya uyumak olacak ya da uyuma taklidi yapmak olacak. Vardığımda zaten yine belki uçaktan da çekerim çok sesli ve üst üste değilse. Öyle yani. Sonra bir Antalya'ya özet geçeriz zaten sizinle. Kendinize iyi bakın. Ben niye kendimi öyle diyorum ki? Neyse işte, günaydın, iyi geceler artık hangi saatte izliyorsanız. Evet, yine verdiğim sözü tutamadım. Uçakta bir şey çekemedim. Artık mini vlog olmadı mini. Çünkü sim kartı bitmek üzere diyor. O yüzden artık hızlıca kapanış da yapmak bence daha iyi olur. Gördüğünüz üzere yine uykusuz bir dönüş yaptık ama çok keyifli bir Antalya oldu, Antalya vlogu oldu. Dilerim sizler de keyifle izliyor olursunuz. Artık mini mi oldu, max mı oldu bilmiyorum ama bir vlog çıktı yani. Şimdi gidip zaten kamerayı da bugün ekibe teslim ediyor olacağım. O zaman kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu vlog olayını ben sevdim. Siz de izlemekten keyif alıyorsanız inşallah alıyorsunuzdur. Onca yemeğin boşa gitmesin. Devam etmeyi düşünürüm. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.